En hızlı kitap.com'u sunduğu dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Artı 3 bölü 10'la eksi 3 bölü 10 toplayalım. Ne olur? Paydası eşit 10. Artı 3 eksi 3 toplarsak 0 çıktı. 0. Eksi 5 bölü 7 artı 5 bölü 7 toplarsak eğer 0 bölü 7 bu da 0 çıkar. Arkadaşlar toplamları 0 olan iki rasyonel sayı toplama işlemine göre birbirine terstir. Yani 3 bölü 10'un tersi eksi 3 bölü 10'dur. Eksi 3 bölü 10'un tersi de artı 3 bölü 10'dur. Eksi 5 bölü 7'nin tersi artı 5 bölü 7. Artı 5 bölü 7'nin tersi eksi 5 bölü 7. Bunu anlamak çok basit. İşaret değiştiriyoruz. Yani A bölü B'nin toplamaya göre tersi eksi A bölü 7 olacak. Sadece toplama göre tersini sorarsak işaret değiştiriyorsun. Kesin o kadar. O zaman 4 bölü 7'nin tersi eksi 4 bölü 7. Artıydı bu. Eksi 1 tam 4 bölü 5. Eksi 2 tam 10'da 5. Artı 8 bölü 9. Artı 0 tam %14. Bu da artı 4 olacak. Bu kadar. Etkisiz elemanı 0'dı zaten. Söylemeye gerek var mı? Tabii ki aslında var. 7 bölü 13'te bir şey toplamış. Gene 7 bölü 13. Kocaman bir 0'dır arkadaşlar. Eksi 2 tam 1 bölü 3 toplanmış. Gene aynısı. O zaman burada da 0 olacaktır diyebiliriz. Değişme özelliği bakın. Toplama da söyleyebiliriz. 2, 3 daha 5 ama 3 artı 2 gene 5. Toplamada yer değişikliği yapıldığı zaman değişiklik olmaz. Yani ha Mehmet dedi, ha Ali Mehmet. Eksi 3, tam, eksi 3 bölü 5 dedi. Eksi 4 bölü 5 toplamı. Eksi 7 bölü 5'tir. Yer değiştiği zaman gene eksi 7 bölü 5'tir. Yer değişikliği olabilir. Bakın burada hiç işleme gerek yok. Eksi 1 tam 1 bölü 3. Burada görüyorsanız eğer bunları eleyin. Zaten üçgen de burada. Eksi 2 tam 1 bölü 7 olur. Burada aynısı olan gibi bunlar gitti. O zaman yıldız burada. Eksi 5'ten 1 bölü 3 olacaktır. Buna bakalım. 5'ten 5 bölü 6, 5'ten 5 bölü 6 bunlar giderse buraya 4 kalır. Bakın burada eğer eşitlik varsa bu yıldız buradaki sayıdır. 2 bölü 8. Üçgen de buradaki sayıdır. 3 bölü 5'tir diyebiliriz yani. Değişme özelliği. Birleşme özelliği şudur. 3 tane sayı var. Bu 3 tane sayının bir grup diyor ki hocam bizce ilk 2'yi toplarız. Bulduğumuz sonuçla 3'üncüyü toplarız diyor. Yani biz 9 bölü 5 buluruz diyor. Diğer grup diyor ki hocam biz diyor önce son 2'yi toplarız. Bulduğumuzda 2'yi birinci toplarız diyor. Birinci grupta da ikinci grupta aynı şeyi bulmuş oluyor arkadaşlar. Burada birleşme özelliğinde toplama işlemini eğer 2'den fazlaysa istediğin gibi toplayabilirsin. Mevzu bu yani. Buraya bakalım. 3 tane sayı toplamış. 3 tane sayı toplamış. Bilinmeyenler var. Eşleştirelim. 3 bölü 2, 3 bölü 2. Yıldız 7 bölü 10. 5 bölü 8, üçgen. O zaman burada yıldız gitti zaten. Burada yıldız 5 bölü 8 olacak. Burada üçgen de 7 bölü 10 olacaktır diyebiliriz. Bakın burada da yine 3 tane sayı toplanmış. 3 tane sayı toplanmış. Eşleştirirsek yani 10 bölü 17'ler gitsin. 7 bölü 13. Şurası 2 bölü 11'e eşit olması lazım. Üçgen de 7 bölü 13'e eşit olması gerekir deriz arkadaşlar. Soruya bakalım. 1 tam 2 bölü 3 sayısının toplamaya göre tersi B'dir. 1 tam 2 bölü 3'tür. Artı. Eksi 4 bölü 5'in toplamaya göre tersi de artı 4 bölü 5'tir. Toplayalım. A sayılara bak. B, C, K. Tesadüf. Toplayalım. Bu 3 kere bölü 3. 2 daha 5 bölü 3. 4 bölü 5. Toplamını soruyor. Hemen 3'ün 5'in hesabını yapalım. Şu 25 bölü 15. Bu da 12 bölü 15. Toplarsak yer 37 bölü 15 olacaktır. K'nin sonucu arkadaşlar. Burada verilmeyenleri bulalım yine. Üçgen ve yıldızı bulalım ve toplayalım. 2 bölü 11'leri eğer götürsek yer üçgen 3 bölü 2'dir. Yıldızı bulmak için bunlar eşitlenir gider. 5 bölü 4'tür. Payda eşitleyelim. Bu 6 bölü 4. 5 bölü 4. 11 bölü 4 olacaktır. Bu da arkadaşlar güzel bir soru. Burada eşleştirdiğimiz zaman bakın bununla bu gider. 99 kere 1. 99. 1 daha 100 gitti. 98 bölü 99 da gitti. Ne kaldı geriye? Bir sürü boş hatıra kaldı. Eksi 97 bölü 99'muş demek ki. X'in cevabı. Yani toplama işlemi özelliğine arkadaşlar çok da zor şeyler yok. Sadece mantığı kullandığımız zaman bunlar gitti. Bu da gitti. A da buldu. 3 bölü 7. Zaten kopyada vermişiz arkadaşlar. Bu kadar.